Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'le bir konuşalım. Bu mesajı niye verdi? Nasıl verdi? Nasıl karar verdi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hasan Şahin, biraz sert bir mesaj olmamış mı bu? Yok, kesinlikle orada bir yanlış anlaşılma var. Biz bölge insanı olarak biz orada bir defa iftira atıyor Meral Hanım. Ben eski bir siyasetçiyim. Evet. Ben geçen dönemde Gaziantep milletvekili adaydım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ki, değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden, evet. Düşünün, bu kadar siyaseti bilen bir adam nasıl bir açıklama yapacağını bilmez mi? Hı hı. Ama artı bir de Gaziantep Spor'u şu an Türkiye'nin gündemine oturturup Gaziantep Spor'u karalama kampanyası yapmanın hiçbir anlamı yok. Peki, ben bir saniye. Ben onu Gaziantep Spor sayfasında yapmadım. O benim şahsi Twitter hesabım. Ben şahsi sayfamda bir defa paylaştım. Peki, şahsi hesabınızda paylaştınız ama bir Gaziantep Spor Başkanlığı kimliğiniz de var değil mi? Peki, kesinlikle. Gaziantep atkısını herkes takabilir. Teröristler hariç, FETÖ'cü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim ne demek? Şimdi Meral Hanım Gaziantep'e gelince bir defa iki günde Gaziantep'i gerçekten bütün Türkiye'ye rezil etti. Karalama kampanyaları ve orada kurmaylarına diyor ki bir defa Meral Hanım'ın yargılandığı bir dava var. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünün yıkmayla ilgili, işte FETÖ'cülükle ilgili süren bir davası var. O benim emin misiniz? Savcıların emin Hasan Bey, emin misiniz? Efendim, emin misiniz yargılandığı benim bir dava? Benim bildiklerim bu ve bütün Türkiye bunu biliyor. Bir hayır, defa oradan Hasan Bey, Hasan Bey, ben, hayır, ben hakkında ama hakkında sordunuz. Açılmış bir dava yok, yani burada bir yanlış bilgi tamam. Üzerine yoksa bir şey da, kurmayın. Yoksa da bütün Türkiye kamuoyunun bildiği ve bununla iddiam ettiği bir midir. O tabii o da benim sorunum değil. Benim evet. Sorunum benim Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü savunan ben bir insanım. Evet. Ve diğer tarafta Gaziantep'e geldiğinde kurmaylarına diyor ki ben Gaziantep Spor'u da bize alacağız falan duyumlarını ben aldığım için kurban kelimesi de bizim bölgede vermem anlamındadır. Yoksa bütün siyasi bunu en iyi bilen benim. Bütün siyasi liderlerin bir şehre geldiği zaman o şehrin kulübünün atkısını takacağını ben çok iyi biliyorum. Orada kurban anlamı bizim bölgemizde kullanılan bu şekildedir ve herkes ne, bunu ne şekildedir? Ben anlayamadım. Ben vermem anlamında. Yani Gaziantep Spor'u vermem anlamındadır. Ve ben orada teröristlere Gaziantep Spor'u atkısını tastırmam ve Meral Hanım'a tastırmam dememin nedeni bu. Orada bir tehdit yok. Düşünün bu ülke mitinginde diyor ki gel kardeşim gel beni öldür. Ben öyle bir şey dememişim. Şimdi bir siyasi lider Hasan bu kadar Bey, yalan söyleyebilir mi? Hasan Bey bir saniye. Efendim? Şimdi sizin açıklamanız şu şekilde. Gaziantep atkısını herkes takabilir. Teröristler evet. Hariç diyorsunuz. Evet. Birincisi bravo. Bu terörist ifadesini neye istinaden kullandığınızı sordum. Bu terörist dediniz ifadesi ki, genel pardon, olarak kullandım. Pardon. Dediniz ki hakkında açılmış dava var. O savcıların işi. Ben de size dedim bu, ki hakkında açılmış bir dava yok. Bir dava tabii. Yok. Yani evet, siz hakkında ama açılmamış bir dava olmasına rağmen ki Meral Akşener sanıyorum biraz az takip ediyorsunuz. Biz gazeteci olarak biraz daha sıkı takip ediyoruz. Yok, ben hiç de takip etmiyorum. Kendisinin söylediği şu: benimle ilgili bir iddia varsa bütün savcıları ben göreve davet ediyorum dedi. Şu ana kadar FETÖ'cü olduğu iddiasıyla ilgili herhangi bir şekilde bir ifade peki, bile Yavuz vermiş Bey, değil. Bir neden saniye, dolayı FETÖ'cülükle sen veya ben insan olmuyoruz da Meral Hanım neden dolayı bunu söylüyor? Siyasetin içinde bir tartışmanın içinde ben de yani. Siyasetin içindeyim. Diğer liderlere de siyasetin içinde. Aha. Şu an Cumhurbaşkanı adayı olan sadece Meral Hanım değil ki. Peki, ona benzer birkaç kişi. Peki adalet bir adalet siyasi lidere bak, düşün. Bir siyasi liderin en çok oya ihtiyacı var. O kendince Gaziantep Spor'un üstünde prim yapılmaz bir. İkincisi şimdi bugünkü mitinginden ve benimle açıklama yaparken Sayın Cumhurbaşkanımıza Bostan Korkuluğu diyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilgili açıklama yapıyor. Ondan sonra diyor ki Gaziantep Spor Kurulu Başkanı Hasan Şahin beni tehdit etti. Bir saniye asla. Şunu bir bitirelim, onu söyleyeceğim zaten de şunu bitiremedik. Şimdi bir terörist demek için birisine hakkında bir karar, bak, bir hüküm olması lazım. Yavuz Bey, bak Yavuz şimdi Bey, birincisi bu, ikincisini söyleyeceğim. Onu sapıtmamak adına
Ben orada Meral Hanım'a terörist demiyorum. Ben ne diyorsunuz? FETÖ'cü Meral Hanım diyorum. Terörist genel olarak konuşuyorum. Yani bu atıyorum herhangi şimdi, bir teröristten bahsediyorum. Herkes takabilir, teröristler hariç FETÖ'cü Meral Akşener. Evet. Seni FETÖ'cü evet. diyorsunuz. Bak, daha. Teröristler hariç diyorum. Bu herhangi bir suç örgütüne bağlı olan kişilerden bahsediyorum. Orada Meral Hanım yok. Onun devamında Meral Hanım'dan ben bahsediyorum. FETÖ'cü diyorsunuz Meral Hanım'a. Evet. O terörist manasına gelmiyor mu FETÖ'cü dediğinizde? İşte eğer FETÖ'cü ise tabii ki teröristtir. FETÖ'cü diyorsunuz siz. Yani FETÖ'cü ise ama demiyorsunuz. Ben de diyorum ki ülkenin gündemine bir şekilde bu şekilde oturmuş. Bir defa ülkücüleri bölmüş. Ben şu an Hasan Şahı olarak konuşuyorum. Gaziantep Spor Kulübü Başkanı olarak değil. Aha. Yani ben, siz CHP'den aday oldunuz, ülkücüleri böldü diye mi kızıyorsunuz Meral Akşener'e? Yok, ülkücüleri böldü değil. Ülkeyi her kim bölse, ben nasıl? De şu an bana mantıklı gelmiyor. Gittiği yer şu anda da bölücülük yapıyor. Neyi yapıyor? Şu an Gaziantep'te tesise partililerini gönderip Gaziantep Spor Kulübü'nü bassın diye şu an görüntüler de elimize geçti. Gaziantep Emniyeti'ni arayabilirsiniz. Valiliğini arayabilirsiniz. Şimdi bu da bir bölücülük. Anladım. Hayır ama bir protesto hakkını kullanamazlar mı? Sanıyorum tülbent atma eylemi yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Bakın Gaziantep Spor üstünde film yapmayacak. Hasan Şahin'i hedef alsın. İyi de siz aynı zamanda Gaziantep'in başkasısınız. Bir şey daha soracağım ben size müsaade ederseniz. Buyurun. FETÖ'cü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim demek. Yani ben kulübü vermem demektir diyorsunuz da Türkiye'de evet, bölgemizde Türkiye, böyle mesela örneğin şimdi ben okuyorum bir saniye müsaade edin. Örneğin biri der ki bana 10 milyar para verir misin? Hayır, ben seni 10 milyara kurban ederim. Yani vermem anlamındadır. Vermem. Ya yani öldürmek gibi bir niyetiniz yok. Kesinlikle öyle bir şey olabilir mi ya? Burası dağ başı mı? Uganda mı? Vallahi Uganda olmasa herhalde hakkında bir terörist hükmü olmadan terörist de denmez ya da FETÖ'cü de denmez. Şimdi, bunu bak, söylüyorsunuz. Ben terörist demiyorum orada. FETÖ'cü lütfen denmez. Lütfen orada. FETÖ'cü denmez değil mi? Bir insana. Neden dolayı? Hı-hı. Niçin herhangi başka bir siyasi lider bu şekilde yargılanmıyor da? Siz diyorsunuz ya siyaset. Yargılanmıyor Türkiye'de beyefendi. Siyaset yapan sadece Meral Hanım mı? Hayır, yargılanmıyor. Yani hakkında açılmış bir dava yok. O açıdan söylüyorum. Siz niye bu kadar? Neden dolayı bu şekilde Meral Hanım neden dolayı her çıktığı yerde kendini bu şekilde soruyor? Ya bu ama sizin bunu yazmanızı gerektirecek bir cevap olmaz ben buna cevap versem de. Bu vatandaş olarak yazabilirim. Yazabilirsiniz ama dava ise kazanır yani. Ben vatandaş olarak düşünün. Size birisi FETÖ'cü dese hoşunuza gider mi? Cumhurbaşkanımızı da eleştiriyor. Eleştiremez mi? Ama bu şekilde oy için bir şehrin en güzide markasını Gaziantep Spor'u bu şekilde ülkenin gündemine oturtamazsınız ve bu şekilde karalayamazsınız. Siz bunu yazdıktan sonra yaptığı açıklamalar için mi söylüyorsunuz? Gerçekten merak ettim. Benden önceki açıklamalar da Gaziantep'ten ilgili var. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Valimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilgili düşünün. Sonuç itibariyle insanın fikri, zihni ne olursa olsun şehrin mülki amirine, evet, ülkenin cumhurbaşkanına ben bir vatandaş olarak tepki gösterdim bunu yapan siyasi lidere. Hayır, siyasi lider siz CHP'den aday olmuşsunuz. Şu anda Muharrem İnce adaydım. Adaydınız. En sert eleştiren Muharrem İnce. O zaman CHP'yle de mi ilişkinizi kestiniz? Şimdi bir konumuz Muharrem İnce değil ki. Hayır ama CHP'den adaysınız. Lider yani, bu siyaset yapıyor. Eleştirecek tabii. Ben de diyorum ki beyefendi şimdi değilim. Ben geçen dönemden bahsediyorum. Şu anda ben, CHP'li değil misiniz? Değilim. Ben şu an Gaziantep, benim partim Gaziantep Spor'dur. Peki. Onun dışında herhangi bir partim yok. Şunu çok merak ediyorum. Niye bu kadar kızdırmış olabilir sizi? Yani beni kızdıran bakın, oradaki kurmaylarına diyor ki biz Gaziantep Spor'u alacağız. Nasıl alacaklarmış mesela Gaziantep Spor'u? İşte ben de onu merak ediyorum. Nasıl alacağını da Meral Hanım'a bunu soruyorum. Bu şekilde mi soruyorsunuz? Yani FETÖ'cü diyerek mi soruyorsunuz? Normal sorsanız daha iyi değil miydi? Bir cevap alırdınız belki. Ben normal olarak ben onun dışında ben zaten diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlarımızın %95'i bu siyasi lidere, bu hanımefendiye bu şekilde demek ki bu vatandaşların %95'i olduğunu nereden çıkartıyorsunuz Hasan Bey? Yani konuşurken zaten, cümleleri düzgün kullanmak lazım. Yavuz Bey, hayır.
Şimdi biz bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Evet, ben de öyle. Siyasetin içindeyiz. Evet. Ve bir şekilde anketleri de takip ediyoruz. Evet. Biz neyin ne olduğunu bilmezsek ezbere konuşmayız ya. Benim bilmediğim neyi biliyorsunuz Allah aşkına? Ben de gazeteciyim. Bütün anketleri kontrol ediyorum. Neden dolayı bana soruyorsun? Ben bilmiyorum yani. Siz nereden bilmiyorsan biliyorsunuz? Bana sorma o zaman. Size soruyorum, bilmiyorum. Şimdi sizin ben, tepkiniz, Akşener'in, sizin tepkiniz, sizin, ben yine diyorum. Sizin tepkiniz, belediye başkanına ve valiye gösterdiği tepkinin bir sonucu mu? Asıl ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Ben bir vatandaş olarak, bir Gaziantep'li olarak Cumhurbaşkanımıza gösterilen tepkiyi de içinde olmak şartıyla mülki amirimiz ve düşünün Gaziantep'i iki günde Türkiye Cumhuriyeti'ne rezil edecek hiç kimse bunu yapmaz. Siz mesela, buna da fırsat vermez. Siz mesela şeyi düşündünüz mü? O arabayı oradan çekselerdi hiç rezil olmayacaktı Gaziantep diye. Onu da Büyükşehir Belediye Başkanımıza sorarsınız. Sayın Valimize. Peki. Sorarsın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Katıl.